90'lardaki o 19-11 tetik nokta ağrı. Burada sıkıntı var. Ağrının olmayan hastaları almıyor. Fibromiyajı da bir diğer sektörlerin içine almıyor ama çok fazla kullanıldı. Hala televizyona çıkıp şu ağrı noktaları gösteren elektromis ilaçlarımız var. Ancak AAPT en son sıklama. Bu bayağı bir grubun katıldı. Bu yayını da bu yayı. Burada bütün dünyadaki birçok ülkeden ekspertler, fibromiyajı ekspertleri çalışma yapmış kişiler var. Bu grupta çalışma grubunda artı UK çalışması var. Ben UK'nin şöyle bir özelliği var. Özel sigortan olsa, özel doktora gidecek olsam bile çekilen bir çalışma. O yüzden dokümantasyon çok iyi yapılabiliyor. En az 2-6 yıllık takip var. Öyle de geniş bir çalışma çekilenlerimiz için. Bütün bunlarla oluşmuş bir konsensüs belirleri devam edelim. Şimdi bu taksonomiyi ayırmış ve 5 tane bu taksonomi 5 tane işini var. Temel tanısı, işte birazcık bu sosyal, psikolojik bir çok ruha göre dağılmışlar. Kısa kısa geçeceğim. İlgilenen için de ilgilenen var. Zaten indirebiliyorsunuz. Devam edelim. Önümüze geldi. Şimdi tanı kriterleri artık kritik nokta, hassas ağırlık nokta üretilmiş. Bölgeler bu sistemine geçirmiş durumda. Ben hiçbir zaman onları kullanmamıştım tanı kriterlerinde. Zaten hastalar ya kolum ağrıyor ya bacağım, bir kolum yok, sağ bacağıma geçti. Böyle tanımlıyor zaten. Fibromiyaj hastası takip eden birimiz varsa hani bizde böyle. Hani bazen şu nokta diye gösterse de asıl böyle. Daha doğru bir tanımlama, daha kullanışlı bir tanımlama ve bu tanımlamada ağrıdan daha ziyade bu tanımlamadaki bölge şeyini biliyorsunuz, görüyorsunuz. Artık bu altı ve daha fazla bölge ağrısı olması lazım hastanın anamnezinde. Değişiyor biliyorsunuz ama bu bölgede ve 3 aydan fazlayı zaten söylemek yok. Hocam 6 bölge, orada 8 bölge mi var? 9 bölge. Üst tarafı. Göğüs, sadece göğüs ağrısı var genel olarak. Karın var, sırt var, üst bölge var, 4 eksi. Ve baş. 9 bölgenin 6'sı oldu. Altı ve daha fazlası da ağrı. Migreni olacak, sağ kol ağrımış olacak. Önce bir göğüs ağrısıyla başlar. Ben hasta örneğim. Bu aynı anda olmaz. Yok, anemizinde. Bölge ağrısı. O anda geldiğinde fibromiyajın karakterini hepsi aynı anda olmak zorunda değil. Hadi yani bunu okursanız bayağı ayrıntılı, bayağı geniş bir şey. Halsizlik ve uykuyu, halsizliği, patiki çok şey çevirmek çok zor. Ben düşkünlük demek istiyorum. Buraya şöyle alsak, kaydediyorum, bunları YouTube'da yayınlayacağım, siz de tekrar izleyebilirsiniz diye. Hepsine kaydı koyacağım YouTube'a. Hocam sesiniz aslında, oraya çekmiyordur ya. Sesiniz çok az geliyor da, kayıt alıyor muydu? Sesiniz çok az geliyor. Sesim aynı mı geliyor? Evet, bize biraz az geliyor, onun hiç gelmiyordur yani. Biz oradan, biz zor daha duyuyoruz. Yüksek konuşuyor. Mikrofon mu? Yok, mikrofon yok, şey yok, pointer yok. Maalesef öyleyiz yani, olsun, ne yapalım. Olan da getireceğiz. Sesimi daha yükselteyim. Şimdi, hassizlik, patikin karşılığı çok çürütür. Bence düşünmez. Ama tabii ki buradaki şey, en ufak bir fiziksel aktiviteden sonra dinlenmeye ihtiyacı var. Hastalarda buna saçını yıkar, çorbayı bir karıştırır, bir oturur. Yani bütün yemek boyunca o tez yağın başında duramaz. Hasta bunları hep anlatır. Biraz bir alışveriş kokulu paşetini taşır, ondan sonra dinlenmek zorundadır. Kadınlar da çok olduğu için kadın örneği. Buralar biz daha çok fizyopatolojisini de kuralım. Okuyabilirsiniz, bana sorabilirsiniz. Daha bununla ilgili daha şeyler yapabiliriz. Halsizlik ve uyku problemleri artık bu üç ana tanı kriterini bu şekilde belirlemiş durumda. Devam edelim. Yaygın sorunlar, işte birçok bildiğiniz sorunlar, bilinçsizden korkunç sorunlar da sorunları. Güzel bir şey, soğuğu eklediler. Daha önce yoktu. Ben bir akımlısı olarak bir bahsettim. Fibromiyaj hastası kadınlara gelemez. Açık cerrahına gelemez. Soğuk artı bindirmeniz gerekiyordu. Belki de
tıp arkadaşlarım bunlar, işte bunlar burada çok hastalığı oluyor. Baş ağrıları migren benimle, gece öykümüne başlaması. Yani bu sistitleri, tekrarlayan enfeksiyonları, bu kronik pelvik ağrıları eklediler sonunda lek olarak, hani o şeyler ayrılarak. Birçok şeyi okuyabiliyor musunuz bilmiyorum şey olarak. Bunlar var. Belki bu slaytlar üzerinden ses çıkmazsa slaytları koyup ben yeni bir kayıt yaparım. Öyle bir şey sunarım size. Devam edelim. Buraları geçelim hızlıca. Bir dakika orada bir sürü demiler. Şimdi bu Dalmatian'da gidiyoruz. Çalışmada çok geniş bir çalışma bu. Mesela ilk ziyaretten bir yıllık tatil sonrasında ciddi bir artış var. Mesela Kanada'da 1/3'ü bayağı bir iyileşmiş, 1/3'ü de mahalle dedik olmuş. Çalışamaz diye maaş bağlamış. Demek ki işte mahallenin parası bağlamışlar. Bu çalışmadan hızlıca geçelim. Şimdi gözlemledikleri bir şey var. Bu yıllardır benim hastalarımda gözlemledim ve tedaviyi ona göre ayarladığım şeyler. Birincisi çocukluk adolesan dönem enfeksiyon. Sırt tonsilit, üst solunum yolu enfeksiyonu veya daha nadir sistit, kız çocuklarında çok sistit, çocukken çok büyüklüğünde sistit geçiren çocuklar veya bir şey daha var, ergenlikte viral enfeksiyon. O patik hali bir gripal enfeksiyon geçirdi, ondan sonra mı başladı diye sorarsanız ömrüde yakalarsınız. Daha geçen gün benim eski bir hastam, kızıyla benim oğlum aynı isimde ve aynı yılda, aynı yengeçlikler, hassas çocuklar ama yaş farkları var. Geçen gün bana diyor ki, aradı beni, bahar ayları geçen gün, bahar. Dedi ki, onun çocukluk ordusuydu, ben çalışma yapmıştım. Dedi ki, deri yine dedi, akran zorbalığını uyuruyor, zaten çok hassas biliyorsunuz. O diyor, beni hani psikolojik bir destek verebilirsiniz. Hep aklıma bu geldi, o randevu da verecek durumum yoktu. Dedim, akşam bir telefonla konuşayım ben de. Aradım. Önce anneannem anneanne ziyarete gelmiş. Ailede herkes gripten bölünmüş. O da biraz grip geçirmiş. 3 haftadır sabah okula gidemiyor. Koçta okuyor. Sert okuyor. Sabah okula gidemiyor. Çok başarılı bir çocuk. Sınıf şeyi. Dersler falan halsiz. Arkadaşlarıyla görüşmüyor. Hani annesi de anlatıyor ki akran zorbalı. Arkadaşla konuşuyordu falan. Tamamen homeopatik bir gönderdi. Pardon şeyle. 25 günde toplar. Önemli ama bu ileride fibromiyaj hastası veya kronik hastası. Böyle başlıyor. Homeopati de bizim İngiliz homeopatlar çok uygulurlar. Hocalar beni de hocalarım. Böyle geçtiğinde böyle genç kızlarda birden okul başarısı şey düşerse özellikle başarılı kızlar olur. Viral bir enfeksiyon sonrasında bu kısel ve bir de yani her çekmek için söylediğim aklınızda olsun. Sonrasında hayatın çeşitli yerlerinde ben de yazmışım. Hangisi daha? Zorluklarla karşılaştık. İşte travmalar, zorluklar, bir sürü şeyler. Bunları biliyorsunuz zaten. Onlar da dedim maddeymiş. Onlar bunlar diye ayırmıyorum, yanlış anlamayın. Ama fizyopatolojisini tedavi sürecinde ayrılıyoruz ya, o yüzden onlar yanlış anlamayın. Hepimiz birisinden. Hipotofizyolojisinde travmaları, fiziksel kazalar, bir herhangi bir fiziksel travma, çok etiyolojide yorgunlar, bir böyle bu enfeksiyon, bu bağlantıları keşfetmişler. Epidemiolojisindeki artık %5'lerden %10'luk sorulara gelmiş durumda. Çocuklarda dikkatimiz çekiyor. Daha şey bir oran var, artıyor oran. Covid'den sonra daha çok var. Bu tam kontrol kısmını yapmış. Çocuk adolesan artışı, ve eklem şeyleri böyle veya böyle ekleniyor bu hastalarda. Ayrıca tanıyı tahmin edersiniz. Şüpheli tanı kullanabilirsiniz. Romatizma süreci, enfeksiyon süreci falan. Hipotermiyeli kullanabilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Tanıda paper'dan aldığım güzel bir şey. Ben zaten çok kullanmıyorum. Sizin tamamen. Yani sedimentasyon izin seyrede. Tam kansa analizler, işte tüm testleri gibi geliyor. Hasta bana der hep onlar da geliyor.
normal hastalıkları olanlarda. İşte demir bağlama, B12 ve D. Bu kadar. Bu kadar çok masrafı gerek yok. Çok uzun, çok şeyler yapıyorum. Onların hiçbirine gerek yok. Okey. Ortak dünya konusunda. Fizyopatoloji çalışmalarına gelelim işte. Burada başlıyoruz. Şimdi fizyopatoloji çalışmalarında diyorlar ki bu geçmişlerinde işte migreni vardı, şunu vardı, bunu vardı, işte başka bu Dimension 2'de saydıkları şeyler yüzünden bu insanlar ağrı çekiyorlar, biraz hızlıca türlü böyle özet geçiyorum. Ağrı çekiyorlar, bu ağrı nedeniyle beyindeki nörotransmitter değişimi ve beyinde ağrı sensitizasyonu. Fonksiyonel MRI çalışmalarında da, ısrar yazmışım değil mi, şey görüyor, bu ağrının algılandığı periferden uyarıda beyindeki ağrıyla algı noktaları bir çok noktası var, bir alanı var. Orada daha bir artış standart olduğuma göre antinözitleri, ağrını kontrol noktalarındaki connectionlarda ve işleyişte de yavaşlama noktalarında. Hiçbir şekilde şöyle bir bağlantı kurmuşlar. Psikiyatrik anlamda, şuradaki dikkat çekerim, bunların ailelerinde ciddi gömeyenci, migren, ben de migrenden anlayacağım. Bir hipersensitif problemidir. Bu etkilik bir geçiştir. Hastalık geçmez. Sizin sisteminizin bir sensitifitesi geçer. Fiziksel, mental, duygusal anlamda bir sensitifite. Bu bir etkilik problemdir. Homeopatik epizodik yansımalarla bu geçer. Hayat boyu başınıza gelen şeyler hastalığı aktif hale, açık hale getirir. Ama bunun aileden öğrenilmiş bir hani anne bu çünkü fibromiyajit sürekli mıs görülür ya sürekli görülür diye hani aile annesi falan bunun ailede sürekli ağrı sendromu var anneanne anne teyze hala herkes ağrılı öğrenilmiş bir durum gibi psikiyatrik yapıyorlar ve santral sensitizasyon sendromuna getiriyorlar. Evet şimdi devam edelim. Bir de geri dönsene. Yani ayrıca farklı çalışmalar var. Hepsi bu paper'da yürüyüde özetlenmiş, EMA sistemle açıklayanlar. İşte bu obezite ve endişedeki yani hafif yaygın bir inflamasyon var diyenler. Hatta sinir kalınlaşmadan dolayı bir çeşit nöropatidir gibi açıklamaya çalışanlar var. Yine fikir sayesinde dönüyoruz. Herkes bir yerinden tutup bir yorum yapmaya çalışıyor ama daha çok fikir kafasına şey olmuş durumdalar bu beyin diye. Çünkü ben dün sabah açılış konuşmasında söyledim. Dünyanın en iyi mum üreticileri Alain Sauer'in Matisse Sainz'in en iyi mum üreticileri en iyi mum yapmak şey, elektrikli ışık aldı elde etmeyi düşünmezler. Bir perden gelişiyor. Sabah katılmayan katılan burada tekrar oldu. Evet böyle bir şey. Onlar santraldeki bu problemlerden aslında hepsini görüyorlar çocuktaki bağlantıyı diye ama bunları başka bir açıklamayla çünkü konvansiyonel tıbbın bütün çalışmalarının desteği ve geldiği nokta ve baktığı pencere bir o santral şeyde nöre bir ilaç bulmak ve çözüm bulmak. Baktıkları pencere ya olduğu için biz başka bir pencereden bakalım.